Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz Insignia mı? Bu 2011 model. Passat mı? Bu da 2012 model. Insignia'mış. 1.4 Turbo Edition Elegance paket arkadaşlar. Passat'ımış. Bu da 1.4 Turbo TSI Comfortline paket. Tabii donanım olarak farkları var ama İki otomobilin fiyatını soruyorum. Ömerciğim, bu arada araçları Tırnakçı Otomotiv'den aldık. Kardeşim tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Fiyatlarımız ne? Buna ne diyoruz acı? Abi ona 135. Bu 2014'müş lan. Ben 11 diye hatırladım. Tamam, 14'e 13. Ben yanlış yazdım. 11 değil mi? Ben doğru biliyormuşum. 12. Ben yanlış yazdım. Şey, 12'ye? 12'ye 11. 11, tamam. Aynen. Bu ne kadar kanka? 142.5. Bu ne kadar kanka? 177. 177. Tabii Passat. Ülkemizde biraz daha tuttu ki adı var yani. Şimdi burada şeklin olacak, adın oldu mu tamam. Yani zevk konusuna bakarsan o tartışılır, iki otomobilden aldığın zevk konusuna. En büyük ortak noktamız arkadaşlar ikisinin de 1.4 turbo olması. Bu otomobil 1500 kilonun üzerinde bir ağırlığa sahip. 1.4 turbo, 140 beygir ve 200 Nm tork üretiyor. Bunun motoru. Bu otomobil arkadaşlar 1.4 TSI 122 beygir ve 200 Nm tork üretiyor. Bu 1360 kilo civarında, bu 1500 kilonun üzerinde. Bunun 0-100'ü 10.9 saniye. Bu sadece manuel 6 oranlı şanzımanla birlikte geliyor. Bunun 0-100'ü arkadaşlar 10.3 saniye. Bu DSG 7 ileri kuru kavrama, çift kavramalı bir şanzımanla birlikte geliyor. Bu otomobilin bagajı 500 litre, bu otomobilin bagajı 565 litre. Bu otomobildeki jantımız arkadaşlar 18 inç. Bu otomobilde 16 inç bir standart jant geliyor. Passat jantı geliyor standart. Şöyle önden bakalım. Önde görüyorsunuz halojen farlar var bunda. Karartma vesaire yok. Zaten makyajlı kasası değil bu arabanın bu. Yine krom bir opel panjurumuz var. Oldukça güzel gözüküyor. Ön arka baksanız o zaman bir otomobil. Bu arada geçtiğimiz zaman bunun farları karartmalı. Biraz daha böyle far grubu şık duruyor ama onun önü balyoz gibi duruyor. Yani daha böyle sportif, daha sert karakterli bir araba gibi duruyor ki zaten öyle de. O daha hırçın gözüküyor. Bunda daha sade, işte daha böyle ağır başlı bir tasarım dili var. Yanlarına geçtiğimiz zaman Opel'in acı şöyle yandan aldın mı? Kanka görüyorsun yani şu tasarım gerçekten çok sportif değil mi? Çok güzel değil mi bu arabada? Şuradaki şu L formu arka tarafa doğru böyle uzayan tasarımı. Ama Passat'a geçtiğimiz zaman Passat'ta derin bir omuz çizgisi var. Başka bir şu ufak tefek krom kaplamalar, oldukça sade bir otomobil Passat. Şöyle arkalarına doğru geçelim, arkalarına bakalım. Bu otomobilin bence Toto bunun Toto'su daha güzel ya. Ne diyorsunuz acaba? Ömer ne diyorsun? Hakoş ne diyorsun? Abi her yönden Opel iyi. Opel daha güzel, sen de Opel'i beğeniyorsun. Şöyle bagajlarını açalım. Burada kullanışlılıkta farklar var. Mesela Opel'in bagaj kapağı şurada acı yani. Şuradan açılmasının pek manası yok. Şurası dar bu arabada. Yani valiz yüklerken falan. Bir de bagajda katman var. Şurada bir katman yapmışlar. Ama bagaj kalitesi falan güzel arabanın. İşte kancaları sağında solunda mevcut. Şurada tutanağı mevcut. Kapağı tabii tasarıma kurban gitmiş. Buna geçtiğimiz zaman bunda tabii daha 60 litre falan fark var. Şuradan logodan açıyorsunuz. Daha ağır bir bagaj kapağı var bunun. Bunun bagaj iç döşemesi bir tık daha kaliteli ve daha kullanışlı yani. Bak şuradaki gözleri, daha düz bir tasarımı var. Yani buraya 2-3 valizi böyle yan yana koyabilirsin. Şöyle içine binelim. Burada kocaman bir kol dayanağımız mevcut. Şurada bir gözümüz var. 2 tane bardaklığımız var. Kapı yüzeyleri güzel. Bakın kapı üstleri yumuşak bu otomobilde. Passat'ta da öyle hakeza. Renkleri çok güzel. Yani o kasa Passat'ta da bu kahverengi tonunun aynısı kullanıldı. Bazı modellerinde. Bu otomobilde de kullanıldı. Gerçekten renkleri güzel ve kapı arka kapı içi gözleri, ön kapı içi gözleri büyük. Ama Passat'ın biraz daha büyük. Burada arkada gözlerimiz var şöyle görüyorsunuz. Havalandırma menfezlerimiz. Bir oyuk var burada pek anlamsız o. 12 volt çıkışı ve kocaman bir şaft tünelimiz mevcut. Bunun koltukları sert arkadaşlar ve minder kısımları çok uzun değil bu arabada. Buradan bagaja erişim de mümkün bu otomobilde. Benim boyum 1.78, 4 parmak burada, 5 parmak da burada mesafemiz var. Şurada da bir tane aydınlatmamız var. Aynı zamanda 3 tane tutamağımız, asker aparatlarımız, ayarlayabilir kemeri mandallarımız ve burada bir tane gözlüklüğümüz mevcut. Passat'ın arkasına bir geçelim. Passat'ın tabi bu içi siyah olan modeli, Insignia'da da aynısı var. Arka kapı yüzeyleri yine benzer yumuşaklıkta. Bunun kapı içi gözleri acı gösterirsen kaplı. Ekstra olarak bir de bir tık daha düzgün yani bir tık daha böyle daha kullanışlı. Şurada bardaklığımız var, bunun buradan çıkıyor ve şurada da bir tane gözümüz var. Bunun kol dayanağı da oldukça geniş ve güzel. Bu biraz daha uzun.
Yine bunda da kocaman bir şaft tüneli. Havalandırma menfezleri var. Şurada da bir 12 volt çıkışımız mevcut. Diz mesafesine bakalım. Bunda 5 parmağın üzerinde. Baş mesafesi de yine 5 parmağın bir tık üzerinde. Bunun aydınlatma grupları daha büyük. Yine bunda da işte tutamaklarınız 4 tane var. Gözlüklük ortada bunda. Ekstra şurada bir tane askılığınız mevcut ve ayar nemlilik kemeri, mandalları bu otomobilde de var ama bunun arkasında biraz daha geniş ve ferah hissediyorsun. Bunun koltukları bir tık daha uzun ve bu otomobilin arkası biraz daha rahat Insignia'ya göre. Çünkü onun şuraları da biraz böyle geliyordu buradan. Bunda daha düz küt bir tasarım var. Ön taraflarına bir geçelim. Önde arkadaşlar buradaki tasarım oldukça düz. Anahtarı şuraya sokuyorsunuz. Bu güzel bir detay. Burada orijinalden gelen bir tane ekranımız mevcut. Dijital çift taraflı klimamız var. Şurada bir küllüğümüz ve çakmaklığımız mevcut. Bu ekran aynı zamanda dokunmatik bir ekran. Şöyle kapatalım tekrar. Burada ses sistemi ayarları, yol bilgisayar ayarları, hız sabitleyiciniz, yağmur sensörünüz, far sensörünüz var. Geliyor bunlar standart. Otomatik karar anı, dikiz aynası, gözlüklüğü burada. Şurada ışıklı makyaj aynaları falan. Bunlar standart olarak geliyor bu otomobilde. Burada... Oğlum sen Ömer bunu ne yaptın kanka? Yapman ya böyle şeyler. Burada ayarlı bir kol dayanağımız var. İçerisinde bir AUX girişi var ve kol dayanağın için çeker misin? Akoş. Kanka kaplı maplı çok iyi ya. Değil mi yani? Geniş de bu araba. Şurada mesela şunun tasarımını ben beğeniyorum. Yani bu bardaklık burada değil de şurada bir yerde olsun demiyorsun. Gerçekten güzel. Oto olduğumuz var. Zaten otomatik şanzıman bu. İşte park sensörü off tuşunuz, stop start sisteminiz mevcut. Burada kilitli bir torpido gözümüz var. Bu torpido gözünün içerisinde kaplı ve soğutması var. Şurada da bir tane şöyle kitaplık yerimiz var arkadaşlar yukarıda. Bunun kapı içi gözleri bak daha düzgün. Ömer bakarsan daha düzgün ve içerisinde kaplı. Aynı zamanda altta yansıtıcılar da mevcut arkadaşlar. Şimdi Insignia'nın içerisine bir geçelim. Hagos kapılarda ne fark ettim? Bunun kapıları daha ağır. Hani genelde Volkswagen bilinir tok kapı şeyiyle ama bu otomobilin kapıları gerçekten ona göre bir tık daha ağır. Ama şey bu biraz daha salaş döşemeleri. Yani bunun döşemelerinden biraz ses geliyor. Hafif trim sesi. Onunki daha diri bir şey. Kaplama. Burada oturduğumuz zaman direksiyon da şu kahverengi renkte güzel. Burada Bluetooth telefon ayarlarınız, ses sistemi ayarlarınız, hız sabitleyiciniz, yağmur sensörünüz, far sensörünüz mevcut arkadaşlar. Bunun kadranları daha sportif Passat'a göre bir tık daha güzel gözüküyor. Bir eko modumuz var. Bu otomobil fabrikasyon 1.4 turbo motoruyla LPG'li de alabiliyordunuz zamanında. Burada yine şu konsolun bak bütünlüğü acı. Şu malzeme var ya bak. Şöyle geliyor, şöyle seni sarıyor. Gerçekten bu arabada Alman'ın lüksüne biniyormuşsun algısı Passat'a göre bence daha fazla var. Ama biraz daha dar bir araba. Yani D segment olarak bakarsak biraz daha dar bir araba bu araba. Bunda da yine direksiyon yüksekliklerindeki yer var. Şanzımanımız 6 ileri. Bunun konumu çok güzel. Şu tasarım dili çok güzel. Yine bunda da vitesin önünde bir küllük ve çakmaklığınız var. Elektrikli el freniniz mevcut. Şurada iki tane bardaklığınız var. Bunlar biraz da derinde kalıyor. Eşya gözü olarak güzel ama bardaklık olarak Passat'ınki daha güzeldi. Şurada arkadaşlar şöyle açtığınız zaman USB'niz, AUX'unuz var ama çok küçük bir göz var. Şurada da 12 watt çıkışı yine mevcut. Şuraya gelelim. Burada kilidi olmayan bir torpido gözü var. İçerisi kaplı. Kaplamanın rengi de kahverengi. Çok güzel. Yukarıda da bir tane tereğimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yukarı çıkınca yine bu otomobilde de ışıklı makyaj aynalarınız geliyor. Otomatik kararan iç dikiz aynanız vesaire bunların tamamı bu otomobilde de yine geliyor. Şöyle kaputlarını açalım bir motor seslerini dinletelim. Bakalım motor sesleri nasılmış. Bir gaz alalım. İkisi de şey ama yani çok büyük motor. Çok boş arkası abi ya. Aynen. Bu biraz daha ince sesli bir araba değil mi? Onun sesi daha çok bir yerde. Senin sesi gerçekten bu arabaya göre bir tık daha toptu. Sonra da kanka Passat senin Insignia benim. Kapışıyor muyuz? Abi bak benimki manuel olacak ya. Manuel mi olacak? Yani. Kardeşim, otomatik benim elimde değil. Bu iki araba arasında ben Insignia ile kapışırım. Yani bak bunun sıfırıcı daha iyi. Çünkü i̇yi ama benim elimde değil. Araba kendiliğinden gidiyor. Senin elinde mi? Vites benim elimde olacak. Her türlü. Tamam kardeş peki Passat'ı ben alırım. Hadi gidelim bir sürüşünden bahsedelim. Önce
Passat'ın şöyle sürüş detaylarından bahsedelim, içine binelim. Insignia dursun, sonra da Insignia'ya binelim. Hadi devam edelim. Bak şimdi hacı, şu var ya şu. Güzel, bence bu güzel bir şey. Şöyle biniyorsun, çekim falan filan. Şanzımanı direkt şey aldık, sporta aldık. El freni kendi bırakıyor zaten. Gidişine bakayım da ona göre olmazsa pasada geçeyim. Şimdi bunun direksiyonu arkadaşlar, böyle ele güzel oturan bir direksiyon. Güzel. Oturum alanı olarak bu otomobil böyle daha geniş ama daha düz bir yapısı var. Hani böyle çok şey değil, böyle sportif veya seni sarıp sarmalayan bir yapısı yok. Oldukça düz bir yapısı var. 16 inç jantlarıyla beraber süspansiyonları konforlu bu arabanın. Güzel. Yol tutuşu ve direksiyon hissiyatı, yani net bir direksiyonu var ama daha yumuşak, daha konfor odaklı, daha böyle sabit sürüşlere elverişli olan bir yapısı var bu otomobilin. Bindiğiniz zaman yalıtım seviyesi, yani motor sesi şöyle. Her türlü yerim. Yok bile diyebiliyorsun motor sesine. Şimdi rüzgar sesi yaklaşık 110'lardan sonra başlıyor. 105-110'lardan. Ve yol sesi de bu arabada her halükarda var. O arabada da vardı. Bu arabada da her halükarda var. Ha, bu arabayla ilgili genel söyleyeceğim genel kanı, daha düz koltuklar, sarıp sarmalayan değil. Onun koltukları da aslında çok sarıp sarmalamıyor ama bunda da yine aynı şekilde. Bir tık daha yüksekten sürüş. Onda biraz daha böyle aşağıdan sürebiliyorsun arabayı, koltukları indirebiliyorsun. Daha yumuşak karakterli bir sürüş. Bu arabanın yakıt tüketimine bakacak olursak şehir içinde 8 ile 10 arasında gezebiliyorsunuz. Şehir dışında da 6'lara, 5.5'lara kadar düşürebiliyorsunuz yakıt tüketimini. Daha izole bir sürüşü var bu arabanın, hani diğerine göre. Siz ne düşünüyorsunuz acılar? Evet. Abi öncelikle sürüş olarak biraz daha klasik bir şey var, sürüş konforu falan var. Yani şehir içinde gayet kullanılacak güzel araba yani. Ya ben bu arabaya şöyle bakıyorum, konforlu o kadar. Hani aynen. Böyle sende tat bırakacak yani, bir araba değil. Yani bir nevi. Her şeyi ama sunuyor. Insignia'nın karakteri olsun, kullanım açısı olsun, spor şey olarak daha güzel, daha mantıklı yani bence. Sen ne diyorsun Hakkı Şarkıcı? Abi emekli olana kadar Insignia, emekli olduktan sonra Passat diyorum ben. Evet, kısaca bu böyle yani. Niye, bence tam tersi değil mi onun? Emekli şimdi olduktan sonra rahat buna bineceğim. Kanka bak, bu diyor ki ben emekli olduğunda artık evet, sakinleşen bir karakter değil mi? Sen de 40'ından sonra azanlardansın. Evet. Ben bundan bunu anlarım yani. Ben çok doğru bir tespit abi. Ben bundan bunu anlarım yani. Aslında baban hiç öyle değil ama niye böyle bilmiyorum. Demek ki abi, bunu kameradan sonra konuşalım. Kameraya kapat konuşalım. O zaman Insignia'yı alalım. Bir Insignia ile turlayalım. Ondan sonra da kanka bak, seç arabanı. Abi sen seç, kanka mesafeyi sen belirle, ben iddiayı ben koyayım, sıkıntı yok. Çok iddialı konuşuyor. Tamam abi, Insignia senin çok olsun. Tamam. O abisi de öyle, o da çok iddialı konuşuyor. Babası İnşallah. Da öyle, bence. Demek ki var bir şey artık ya, bu kadar iddialı bir ailede. Şu an arka koltukta aşırı derecede bir fark var. Passat'a yani 10 gömlek daha üstün arka tarafın rahatlığı. Diyorsun. Bence de o daha rahat yani. Ben de öyle düşünüyorum. Abi arka tarafta ben çok sallandım biraz önce. Ha, çok sen yukarıda kaldım. Ama şu an gayet oturaklı ve sabit biçimdeyim. Ha, sen böyle seviyorsun yani sürüş karakter olarak. Arka yani tarafı. Benim sürüş olarak sallanmamam lazım arabanın içinde. Ha, onda çok sallandım biraz o önce. Biraz arka koltuk olarak söylüyorum. Anladım. Tamam. Başlayalım. Şöyle bir. Evet. İki polis eskortluk yapıyor bize şu anda. Biz de böyle kankacığım. Abilerimiz takipçiymiş bak, gördünüz. Allah yardımcıları olsun. Şöyle bir gazlayalım. Bak bunda acı. Şu yani bundaki sürüş tarzının bu olması lazım. Yani böyle araba böyle hissettiriyor, böyle anlatıyor kendini sana. Mesela bu motorla o motorun en büyük karakteristik farkı, o alt devirlerde daha canlı. Bunda gazladıkça gidiyor araba. O da senin sürüşün içerisine biraz daha sokuyor ve benim daha çok hoşuma gitti açıkçası. Bu araba ona göre belirgin bir şekilde sert arkadaşlar. Bunun ona göre direksiyonu belirgin bir şekilde daha güzel ele oturuyor. Ve daha net bir direksiyon, daha güzel bir direksiyon. Şöyle baktığın zaman. Ve bunun görüş açıları ona göre biraz daha zayıf acı. Onun görüş açıları daha güzel. Passat'ın görüş açıları. Yani genel olarak sakinlik ve sportiflik arasında gidip geliyorsun bu iki otomobilde ama bunun sportif karakteriyle beraber şöyle bir şey de var. Bu arabanın içerisi daha lüks bir algı sunuyor aynen sana.
Ama ona rağmen daha sportifsin baktığın zaman. Bu otomobilin yol tutuşu ve burun ve arka taraf dirayeti şeye göre daha iyi. Passat'a göre daha iyi. Tabii Passat'ın 16 inçlik versiyonuyla kıyasladık biz bunu. Bunda daha büyük jantlar var. 18 inç jantlar var. Bunun daha diri bir hissiyatı var kesinlikle. Baktığımız zaman. Bu otomobilin yakıt tüketimi ona göre bir tık daha fazla. 1 litre civarında koyuyor arkadaşlar. Ve bu otomobilin o mesela TSI'nin sorunu nedir? Genelde zincirli trigger var o arabada. İlk çalıştırdığınızda soğuk havalarda bir zincirin sesi çıkar. Sonrasında da çok yüksek kilometrelerde fincan probleminiz olur. Onun dışında kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız o motorda. Ha bu motorda ne var? Sübap problemi, üst kapak problemi, çok zorlayarak kullanırsan yağ yakma problemi. Mekatronik sıkıntısı da var. Olabiliyor. Onun tabii şanzımanından dolayı mekatronik ve kavrama problemi de var dediğin gibi. Bunun zaten otomatik versiyonu yok. 1.6'sında otomatiği var, 1.4'ü manuel oluyor. Bunun da avantajı zamanında LPG'li alabiliyordum fabrika çıkışlı ama fabrika çıkışlı LPG'li alıp sorun yaşayanlar da var. Ha, bu otomobilde mesela şu an 107 bin kilometrede bu araba. Bu otomobilin en güzel tarafı şu. Benzinde kullanırsan iyi. Sıkıntısız binersin. Ama LPG'de çok titiz bir işçilikle LPG taktırmış olman lazım. Ha, ben de şu arabanın şu karakterine baktığım zaman üst devirleri çok seven bir motoru var. Bence benzinde çok daha lezzetli olur diye düşünüyorum. Şimdi burada abilerimiz var Hacı. Biz şu yan tarafa geçelim. Orada gazlayalım. Evet abi. Sen Passat'ı al o zaman. Passat mı kaldı bana? Tabii canım. Sen demedin mi oğlum? Yani illa bir öncekinin intikamını almaya mı çalışıyorsun abi? Bak o arabanın 0.0'dan daha iyi. Ama otomatik abi. Manuel olsa tamam. Sıkıntı çift yok. Çift kahraman var. Çift kahraman. Kanka. Sen dur Hacı. Ben durayım abi. Ben hatta Ömer de benim arabada dursun. Biz arabada iki kişi olalım. Tabii onu atlayın videoyu. Bunu atarsın. Şey, anahtarı Ömer. Çantayı da senin arabaya koyar istersen de eşit olsun. O yüklük katın. İki kişi bir de çantam ya doğru. Yani. Şimdi bana ne işin? Çekiyor. Öyle mi çekiyor? He. Bir. Bak burun mesafesi geçiyor bak şu anda. Bir, iki, üç. Abi DSG'nin farkı işte. Ama şimdi götürmen lazım senin normalde. Kanka şu an geliyoruz. Hayır mı lan? Ya araba iyi gidebilir ama şoför cesaretli olacak. Tabii. Bu da önemli bir şey. Çok yani. Önemli o da yani. Bence önemli yani bilmiyorum. O çok önemli abi. Almazsa Şahin alayım yanıma. Oğlum araban gidebilir. Ama cesaret önemli. Niye bırakıyorsun? Biz 150'den sonra geçmeyi düşünüyorduk. 5-30 metre yaptık abi. Kaç metre? 150'ye mi gidek gerek? Evet. Biz 150 metreden sonra, 150 kilometre hızdan sonra geçecektik yani. Bunu bildirmedin. Gel ona bir benzin alayım da devam edelim. Allah. Hadi devam edelim. Olmazsa sen git ben koşarak gideyim. Bak, havaları, havaları. Öpüyorum seni. Görüşürüz kardeşim. Dükkana mı? Evet. Dükkana. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Uşaklar size de teşekkür ediyorum. Rica ederim güzel abi. Güzel bir video oldu gerçekten. Rica ederim. Güzel bir kıyaslama aynen, oldu. Aynen güzeldi. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.